Değerli hocalarım, bitirme projemizin sunumuna hoş geldiniz. Projemizin adı, stereo kamera kullanarak Planet Rover'ın seyir rotası için çevreleyen alanın haritalandırılması. Ben Esra Çiftçioğlu. Arkadaşlarım Selim Pınar Koç ve Duygu Tavşancı. Danışman hocamız Doktor Özhan Ünverdi. Sunumumuz 7 ana bölümden oluşmaktadır. İlk önce ben çözümlemeyi amaçladığımız mühendislik probleminden ve bu problem için literatürde bulunan benzer çözümlerden bahsedeceğim. Daha sonra Selin, projemizde kullandığımız yöntemlerden ve bu yöntemleri kullanarak oluşturduğumuz prototipten bahsedecek. Son olarak Duygu, bu projenin sağladığı faydaları, karşılaştığımız gerçek dünya kısıtlarını ve projemizin geliştirilebilecek yanlarını anlatacak. Çözümlemeyi amaçladığımız mühendislik problemi. Bu projeyle stereo kamera ile 3 boyutlu görüş tekniği kullanarak bir robotik aracın seyir rotasını belirlemeyi ve robotun kendi yolunda otonom bir şekilde ilerlemesini sağlamak amaçlanmıştır. Robotik otonom araçların navigasyonu ve engebeli arazilerdeki araştırmalarda 3 boyutlu algılama ve arazi rekonstrüksiyonu, yol planlama ve yön bulma konuları için en önemli özelliklerden biridir. Stereoskopik görüş tekniği artık otonom navigasyon ve uzay görevlerinde 3D arazi rekonstrüksiyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu projede de yön bulma amacıyla stereo görüş tekniği kullanılmıştır. Birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalara göre stereo analizin ana konuları görüntü elde etme, kamera modelleme, özellik çıkarma, görüntü eşleştirme ve derinlik tespiti üzerine odaklanmaktadır. Literatürdeki çözüm yöntemleri. Roverlar, bilinmeyen ve tehlikeli olabilecek arazilerde güvenli bir şekilde dolaşabilmekte ve potansiyel arazi tehlikelerini tespit etmek için otonom stereo görüş kullanmaktadır. Stereo görüşün ürettiği verileri yeniden örnekleyerek ve etkili bir şekilde yöneterek arazinin yerel bir haritası oluşturulabiliyor. NASA'nın Mars Keşif Gezgini görevleri 2004 yılından beri bu tür teknolojiyi kullanarak Kızıl Gezegen'de güvenli bir şekilde sürdürülüyor. Opportunity ve Spirit araçları ikiz olarak yapılmış ve 2004 yılında Mars'a inmiştir. Spirit ile iletişim 2010 yılında, Opportunity ile de 2018 yılında kesilmiştir. 2012 yılında Curiosity aracı Mars'a iniş yapmıştır. Bu yıl Temmuz ayında Perseverance adlı son araç Mars'a gönderilecektir. Araç 7 aylık bir yolculuğun ardından 2001 yılının Şubat ayında Mars'a ulaşmış olacaktır. 23 kamera, Mars'taki sesleri kaydedebilecek 2 kulak ve kimyasal analizler yapabilmek için geliştirilen lazerlere sahiptir. Merhaba, ben Selim Pınar Koç. Proje kapsamında uygulanan yöntemleri içeren sistem blok diyagramı şekil 1'de görülmektedir. İlk olarak kameralar tarafından alınan anlık görüntüler işlenerek derinlik haritası oluşturulur. Karar verme algoritması, elde edilen derinlik bilgisini kullanarak robotun engelden kaçınması için bir rota belirler. Belirlenen yön Raspberry Pi'den Arduino'ya seri haberleşme ile aktarılır. Son olarak da aktarılan bilgiler sonucunda Arduino ile motor sürücü kontrolü sağlanarak ileri, geri, sağa ve sola doğru yapılan hareketler gerçekleştirilir. Ayrıca robot Bluetooth üzerinden haberleşme ile bir kullanıcı tarafından Android telefon aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilmektedir. Kullanılan yöntemleri 3 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar Stereo Vision, karar verme algoritması ve motor kontrolüdür. Stereo Vision yani ikili görü, aralarındaki uzaklık bilinen ve kalibre edilmiş iki kamera aracılığıyla alınan resimlerin karşılaştırılarak derinlik bilgisi elde etme prensibidir. Şekil 2'de görüldüğü gibi görüntünün farklı açılardan alınması nedeniyle P noktasının X değeri sol kamerada 160. piksel iken sağ kamerada 156. pikseli göstermektedir. Bu 4 piksellik kayma aykırılık yani disparity olarak adlandırılır. Yatay eksen boyunca bir görüntüden diğerine göre konum farkı hesaplanarak bir dizi uygunluk ve eşitsizlik elde edilir. Bu aşamada iki kameranın kalibrasyon işlemi, ölçüleri bilinen bir satranç tahtasının farklı açılardan alınan görüntüleriyle yapılmıştır. Parametrelerin doğru ayarlanması sonucunda gerçek zamanlı derinlik haritası oluşturulmuştur. Karar verme algoritması için elde edilen derinlik haritası şekil 3'te görüldüğü gibi 3 pencereye ayrılır. Bunlar sol, orta ve sağ pencere olarak adlandırılmıştır.
Orta pencerede aykırılık değeri sınırdan büyük olan piksellerin sayısı o penceredeki toplam piksellerin belirlenen yüzdeliğinden küçük olana kadar araç ileri gider. Eğer ileri gitme koşulu sağlanmazsa sağ ve sol pencereler incelenir ve daha küçük aykırılık değer ortalamasına sahip olan yönde dönüş yapar. Aykırılık değeri hesaplanmayan durumlarda robot değer elde edene kadar geri giderek görüş alanını genişletir. Karar verilen yönler o yönü temsil eden karakter olarak Arduino'ya seri haberleşme bağlantısıyla aktarılır. Motor sürücü ile motorun bağlantıları şekil 4'te ve Arduino ile Bluetooth modülü arasındaki yapılan bağlantı şekil 5'te görülmektedir. Bluetooth modülü sayesinde Bluetooth RC Car Android uygulaması kullanılarak robotun hareketi manuel olarak sağlanmaktadır. Bu telefon uygulamasında atanan karakter ile karar verme algoritmasından elde edilen karakter aynı istenilen harekete atanmıştır. Elde ettiğimiz prototipte Stereo Vision için Raspberry Pi 3B Plus modeline ArduCam Stereo kamera ve head bağlanarak anlık görüntü elde edilmiştir ve güç için RPI Power Pack kullanılmıştır. Arduino Mega 2560, L293D motor sürücü ve 4 adet DC motoru beslemek için de 3 adet LiPo pil kullanılmıştır. VNC Viewer sayesinde Raspberry Pi'ın masaüstü ekranına uzaktan erişilir. Otonom ile manuel kullanım arasındaki geçiş, kameraları aktif hale getiren algoritmadaki farklılık sayesinde yapılmıştır. Araç hareket ederken anlık alınan görüntüler kameralar aracılığıyla kullanıcıya aktarılır. Kullanıcı bu görüntüye göre aracı manuel olarak kullanabilir. Karar verme algoritmasındaki çıktılar anlık olarak kullanıcıya iletilerek kullanıcının müdahalesiyle aracın hareketi durdurulur. Otonom kontrol için testler sonucunda dönerken gerekli açıyı alabileceği optimum sınır bulunarak başarılı bir şekilde dönüş sağlanmıştır. Merhaba, ben Duygu Tavşancı. Projenin sağladığı faydalar ilk olarak gezegen keşif araçları ile diğer gezegenlerin fiziksel özellikleri keşfedilebilir ve gezegenin haritalandırması yapılabilir. Böylelikle uzay araçlarının sistem testleri yapımına ve yaşam kanıtı aramalarında yardımcı olur. İkinci olarak gerçek zamanlı stereo kamera yazılı engeller arasında dolaşabilen otonom robotun navigasyon algoritması, yol planlaması ve alan haritalandırması gibi karmaşık faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilk adımdır. Son olarak araç otonom ve manuel olarak kullanıldığı için kullanıcıya kolaylık sağlar. Gerçek dünya kısıtları. Sol tarafta engelden kaçma algoritması yer almaktadır. Engelin pratik robot, kinematik ve dinamik kısıtlamalarına ihlal edecek kadar büyük olmadığı ve deney sisteminin düzgün çalıştığı varsayıldığında engellerden kaçınma algoritması her durumda çalışmalıdır. Algoritma gerçek zamanlıdır. Engellerin ortaya çıkışı önceden bilinmemektedir. Herhangi bir engelden kaçınma yöntemi aracın hızı, açısal hız, dönüş yarı çapı, sensör ölçüm aralığı gibi fiziksel sınırlamaları nedeniyle tüm hareketli engellerden kaçınamaz. Hareketli engellerden kaçınmanın başarısı büyük ölçüde hareketli engel ve ancak engellerden kaçınma algoritmasına da bağlıdır. Geriye gitmek için aracın yönünü aniden ayarlayamayız. Dönüş hızı sınırlı olduğundan engellerden kaçınmaya çalışan dönüşler genellikle daha tehlikeli konumlara yol açabilir. Sağ tarafta ise kameranın tepki süresi ve mesafe algılaması vardır. Kameranın tepki süresi güvenli bir mesafedeki engelleri algılayacak kadar hızlı olmalıdır. Bir algılama sensörünün yeterli olması için robotun tepki vermesi ve engellenmesi için gereken süre kritiktir. Mesafe algılama sensörü engelleri en kısa sürede güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek kadar kısa sürede algılayabilmelidir. Algılama sensörü herhangi bir ışıkta çalışmalıdır ancak bu projede ışığın gereksinimlere göre ayarlandığı varsayılmaktadır. Geliştirilebilecek yanlar. Sistem şarj edilebilir piller ile çalıştığı için veri alım süresi sınırlıdır. Fakat şekilde de gözüktüğü üzere daha sürdürülebilir bir sistem için üzerine veya kenarına açılıp kapanabilen bir güneş paneli eklenebilir. Aşağıda kullandığımız kaynaklar yer almaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.